arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet, Sıla yolu videomuz devam ediyor. Yeni bir partlan tabii ki de. Evet arkadaşlar, toplam 1,5 saat oldu yola çıkalı. Şu an Lütbok'a doğru gidiyoruz. Şimdilik yollar gayet güzel, kalabalık değil. Şu yolları tamir yapmaları hani insanı biraz şey ediyor ama. Almanya'da normal inşaat. Evet, Almanya'da normal. Sürekli yollarda tadilat oluyor. Ama ne yapalım, olsun. Ona göre de yollar şu an gayet boş. Çocuklar da şu anlık sakin. Herhalde şöyle fazla sürmez, bir mola yaparız. Çünkü Hatice ablam mesela ve ben, Recep olsun, biz daha kahvaltı yapmadık. Tek çocukları doyurduk. Büyükler bir nevi aç çıktı yola. Çok acım, çok. Yok, çok acıkmadım. Şu an çok acıkmadım. Yo, ben, ama. Ben de aç değilim fazla. Ama tabii böyle hani çok acıkıp böyle başımızın ağrıyacağı şekli de beklemeyiz herhalde. Çünkü çok aç kalınca da benim başım ağrı vuruyor. Abam da öyle, aynı şekilde. Yani şimdi durduk yere başımızı ağrıtmayalım. Biraz daha gidelim de ondan sonra bir mola yaparız. Loud mu? Açamam oğlum şu an sesini, video çekiyorum. Müziğin sesini aç diyor. Tamam, ben tekrar açarım sana o şarkıyı. Şimdi sesini açarsam güzel olmuyor, videoda kabul etmiyorlar. Evet arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi yollar gayet sakin. Derken gaza vurdular valla. Öbür taraf daha kalabalık ama geri dönüş yolu. Metin Eşim'in arabası işte. Öyle kuzum. Evet arkadaşlar, yola biraz devam edelim. Videoyu da ona göre devam ederiz. Arkadaşlar çok boş yolla hani 3 eyalet şeye girdi. Roma Feri'nin Türkçesi neydi? Yaz tatili. Ha, yaz tatili girdi. Bizim oraya Sachsen, bir de bir yer daha girdi. Enerbil miydi? Boş yani orada. Ya. Hani çıkabilirsiniz. Ama biz daha şu an Hessen'e çıkmadık. Ama boş yani. Şu an güzel, evet. Fena değil yani. Zaten hani gittikçe size bildiririz. Aynen. Bildirmeyi aktarırız. Yani. Aynen. Böyle kısa kısa sonradan toplarız videoyu. Zaten biz hani aşırı bir süratle gitmiyoruz. Ortalama 120-130 ile gidiyoruz. Çünkü çatı var yukarıda. Çünkü aynen yukarıda biliyorsunuz bagajımız var. Böyle Allah'ın izniyle sakin sakin gideceğiz işte. Fazla aşırı derecede yormadan kendimizi. Biraz geç gideriz ama Allah'ın izniyle sağ selim varalım da. Gerisi önemli değil. Burada da hava resmen öğlen 2.30'da sanki akşam olmuş gibi. Sırbistan'da 39 dereceymiş. Valla. Şu Almanya'ya çıkalım o şey karabuklarda. Valla Almanya'ya bir çıktık mı belki havaları hani güneşli olursa bir güneş görürüz. Evet arkadaşlar. Sonra videoyu devam çekeceğim. Evet arkadaşlar. Aynı bıraktığım gibi böyle rahat rahat devam ediyoruz. Çok şükür. Yollar aynı şekilde. Orta yani, ne kalabalık ne boş. Şu anlık rahat gidiyoruz. Toplam kaç saat oldu? Şu an 2,5 saate yakın oldu yoldayız. Şu an saat 3,5, böyle 5,5 gibi büyük bir mola vermeyi düşünüyoruz. Hani tam anlamıyla yemek falan yiyeceğiz yani. Hem çocuklar da biraz dinlenmiş, oynamış olurlar. Karınları da doymuş olur akşamdan önce. Bir nevi akşam yemeği gibi olmuş olur. Ne? Oldu Hasan. Evet, yollar tam boş dedim. Önümüz biraz kalabalık. Boya yapıyorlar şu an. Umen çatı.
O kalemleri sakın şeyleri boyamayın oğlum. Battaniye falan dikkat edin. Hep ben pasta sohbeti af ciğerin. Sen de dikkat et kızım. Sen öyle olmaz. Yorganları boyama. Evet arkadaşlar, böyle sakin sakin gidiyoruz dediğim gibi. Yine radarlara falan dikkat ediyoruz. Aşırı hızda yapmıyoruz. Ama gidiyoruz böyle rahat. Ortalama 120-130 lan. Şu an durumlar iyi. Zaten sürekli böyle benzinlikler falan da geliyor. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi pauz yapıyoruz, yemek yiyeceğiz. Büyük mola veriyoruz. Büyük mola veriyoruz, aynen. Çay demlenecek. Ondan sonra menemen ne yapacaksınız? Bir şeyle yapılacak yemek olarak. Menemen mi yapacağız? O zaman ne yapalım biliyor musun? Bir abam gelse, iki tane de kapağım yok. Isıtsaydık hem dem için hem şey için. Fark etmez. Semaverimle odun lazım mı? Semaverimize odun lazım. Doğru. Semaveri odun lazım. Gazı ne yapacağız? Çıkartalım mı gazı oradan? Gazın üstüne odun dizeceğiz. Aynen, gazın üzerine odun dizeceğiz. Ha, sen daha da büyük. Daha çabuk ısın. Aynen. Evet, ablam da bir şeyle getiriyor. Ceylin, bu tarafa. Burada yapacağız, maydanozun yerleri attım. Nasıl maydanoz gelse görmüyorum. Vallahi ben bardakta geçtirdim. O ne? Kimin telefonu çalıyor? Adamın mı? Adamın ha. Nereye ya var? Kamyonun. Nereye ya? Olan olsun, olmayan atarız biraz. Anneciğim, elini tutarsan. Ne yapalım, elime mi? Hiç fark etmez. Ne istiyorsak onu yapalım. Neye karar verdiniz? Ne yapıyoruz? Yemek olarak neye karar verdiniz? Sen durmuş. Gerçekten yiyeyim artık. Menemen'e mi karar verdiniz? Evet. Ya? Ya menemen mi? Benim su nerede? O mu? Burada, burada. Ama menemen? Ya. Olur. Hiç fark etmez. Sözsüz olur. Menemen olur. Ama menemen dedik. Hevesten bir tane yapalım. Şimdi bir de bunu geldi aç. Açayım mı ben? Biber doğramadı değil mi? Doğramadık, doğrayabiliriz ama etikatlar. Açayım mı ben? Işte. Açabiliyorsun o. Bu açık mı? O açık değil kızım, nay. Şimdi bir bana bak. Dikkat et ha. Dökme yani. Şu an bir damlası bile önemli. Bak şimdi arkadaşlar, böyle. Hop. Aferin sana. Hasan, tüpün yanından çekil. Gördünüz mü? Danka. Düşün. Hemen biber keseceğiz. Ay, biber de olacak galiba hemen. Ailesi lazım.
Ellemeyin, domatesin kapağı açık. Biber, ha, hala biber götürün. Yemekle hazırlanıyor. Şöyle yumurta, biber kızartılıyor. Yani pişiriliyor. Çayımız da demleniyor. Ay, mayonez merak ettim. Çocukla da oradan bir şeyle atıştırıyor. Sucuk, domates filan. Karnın mı ağrıyor oğlum? Neden? Şöyle şu şekilde. Ha, getirmişim. Çocukla yemek pişene kadar bir şeyle atıştırsın. Onuşap ekstra fiyon maydanoz. Buradaki bitler yüzü. Çayla şimdi demlendi ve ablam dolduruyor. Menemenimiz de oldu. Böyle bu şekilde. Şöyle göstereyim. Ve bu tır da Mersinli. Bu abi de yemek yiyor. Şimdi Metin işte çay götürecek. Bir çay ikram edelim. Gözü falan kalır belki. Göz hakkı diye bir şey var. O yüzden çay götürecek Metin işte. Sen ne yapıyorsun? İzin getireceğim. He, dur, araba kilitle. Böyle. Aynen öyle. Bir Türk gördüğümüzde göz hakkı diye bir şey var. Özellikle Türkiye'den gelen şoförler. Aynen. Bir de tır şoförlerin yolu uzun oluyor. O yüzden her zaman ikram etmek sevaptır. Evet. Oturabilir miyim? Çocuklar da burada Hasan. Hasan da Semih'i dövüyor. Keçu. Tam evet, abimiz Bafralı çıktı. Bafra Ergenlik köyü mü? Tekke Sarmaşık köyün yanındamış. Bizim oradan yani Bafralı çıktı. Yeter işte. Bafra'nın hangi köyü dedi? Neydi ya? Ergenlik ne dedi? Sizinkisi Tekme Sarmaşık köyü değil mi? Ha. Hemen yakını ya. Bilmiyorum. Bakarsan haritada. Vallahi ben başlıyorum yemeğe. Aynen. Gelin hadi. Yiyeceğim. Neyse. Evet arkadaşlar, biz bir yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra yolumuzu devam edelim. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik çok şükür. Hepimize ağırlık çöktü. Uyumasak iyi. Şaka tabii ki, uyumayacağız. Yola devam edeceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim dedim. 2 saat pauza yaptık. Yani 2 saat sürdü yemek yeme, işte toparlan, bilmem daha toparlanıyoruz ama 1,5 saat şimdi, 2 saat sürecek. Hani hepsi birlikte. Ondan sonra yola devam edeceğiz arkadaşlar. Bir size böyle bildirim dedim. Bu adam da gidecek şimdi. Kamyonu çalıştırdı. O Bafralı olan. Olur, çay da içerim ha. Ama çay koyabilirsin. Koyabilirsin ha. Evet arkadaşlar. Biraz daha çay falan içelim. Ondan sonra kalkacağız zaten. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yedik içtik çok şükür. Güzel bir enerji topladık. Şu an yolumuza devam ediyoruz. Ne kadar kaldı? Zulkardayız. Yok öyle değil, Üsteraş'a girmemiz. 150 km.
50 kilometre sonra Avusturya'ya gireceğiz. Allah'ın izniyle bakalım. Avustralya demedim. Avusturya. Öyle arkadaşlar, yollar hala boş. Sessiz, sakin, güzel yani. Akşam oldukça tırla da çekiliyor kenara. Evet. Saat geçtikçe tırlar da ortadan kalkmış. Şu an saat 7:30. Allah'ın izniyle bakalım, hani akşam geceye kadar, hani nereye kadar gidebileceğiz bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an böyle. Benzinciye geldik. Benzinimizi doldurduk. Şöyle fiyatı da göstereyim. Şu an 1.60 dizel. 71-73 tuttu. 44 litre. Tam bitmemişti arabanın benzini. Hani Almanya'ya çıkmadan alalım dedik. Çünkü Österreich biraz pahalı oluyor. Österreich'te 2.20 mi ne, öyle bir şey olması lazım dizelle. Şu an burada dizel 1.60. Böyle kağıtınızı sokup ondan sonra benzini atıyorsunuz. Oradan evet, şimdi yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Österreich'e girdik, yani Avusturya'ya. Hatta bir 45 dakika, bir saat falan yol bile geldik. O esnada tekrardan küçük bir mola verdik. Orasını çekmedim. Çünkü hemen sadece ihtiyaçlarımızı gördük. Yola devam ettik. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitireceğim. Hani böyle part part gitmeye çalışacağım videoları. Yani şimdi Almanya'dan Avusturya'ya kadar çekmiş olduk. Avusturya'dan devam çekeceğiz Macar'a doğru. Hep böyle çok uzun büyük bir video olmasın diye part part çekip şimdi boş, evet istediğin gibi basabiliyorsun. Öyle yapacağız. Zaten bu Avusturya'nın şeyi çok radarı falan oluyor. Aşırı hız zaten yapmıyoruz ama ayrıyetten de yapamadık radarlardan dolayı. Her 2-3 kilometrede. Evet, sürekli radar var. Orada dikkat edin yolculuk. Onlar da bayağı bir abartmış yani. Tabii ki otobanlarda radar oluyor da bunlar da hepten abartmış. Evet arkadaşlar, akşam oldu, gördüğünüz gibi karanlık. Akşamları da böyle sesim gidiyor. Yani kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki video. Beni görmüyorsunuz ama hoşça kalın. Aynen. Biraz görüküyor. Bir dahaki video Avusturya Macar arası. Görüşmek üzere. Bir daha turuna giriyoruz.